Zürih'teki ev hala aynı ev mi? Hani benim yıllar önce geldiğim ev. Sen hangi eve geldin bilmiyorum ki. Canım hani kilisenin yanında küçük bir bahçesi vardı. Evet, orası. Kirada mı hala? Evet, ev sahibim 2 yaşlı ihtiyar ama çok tatlılar. Yani ben bazen kirayı geciktiriyorum falan ama yine de hiç seslerini çıkarmıyorlar. Hande, ister misin orayı alalım? Hı? Annenin hatırası var. Hem senin doğduğun ev. Baba, ben çok sevinirim buna. Tamam o zaman. Hemen yarın konuşu tatlı ihtiyarlarla alalım o evi. Hande, bu ne güzel sürpriz. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Nasılsın? Bildiğin gibi nasıl gidiyor tatil? Güzel. Ben eşim babama onu anlatıyordum. Nasılsınız Musa Bey? Annemler yok mu? Babanız burada. Herkes dökülüyor birer birer. Gel Demir gel. Ben de sesleri duyunca misafir geldi zannettim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber baba? İyiyim canım. Yemeğe kalıyorsun değil mi? Tabii kalıyor. Bu akşam hep beraberiz yemekte. Ama daha önce bizim sevgili kardeşimle birazcık görüşmemiz gerek. Müsaadenizle. Ne halt ettiğini sanıyorsun Demir? Ha? Senin yüzünden bütün öğleden sonra mı Goyalı'yı sakinleştirmeye çalışarak geçirdim ben? Özür dilerim abi. Oraya geleceğini tahmin etmemiştim. Gelmedi! Holdingi bastı adam. Saçma sapan şımarıklığın yüzünden bütün çalışanlara rezil oldu. Yarın sabah ilk işin gidip Birnur'un gönlünü almak olacak. Ne yaparsan yap düzelt bu işi. Abi, Birnur'la konuştum. Olmuyor yani yapamıyoruz. Zorla da bir ilişkiyi sürdürecek halim yok. Bana söz vermiştin Demir. Söz vermiştin, unuttun mu? Abi, benim de hayatta bazı seçimlerim var. Sana söz verdim diye ömrümün sonuna kadar kabus yaşayamam. Sana güvenerek 100 milyon dolarlık anlaşmanın altına imza attım ben. Sana güvenerek. Güvenmeseydin o zaman? Abi, ben senin iş anlaşmalarının şartı değilim, tamam mı? Kardeşinim ben senin. Bazen sen unutsan da kardeşinim.